26 Temmuz 2021 Pazartesi, ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 958, geçen hafta aynı güne göre 412 arttı. 100 bin kişi başına görülen vaka sayısı 2 haftada 2 kattan fazla yükseldi ve insidans değeri 14.3 olarak açıklandı. Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun, ülkedeki vakaların 9 hafta sonra 100 bine çıkabileceğinden endişe ediyor. Wintam Zontag'a konuştu müsteşar, nüfusun yarısı aşılanmış olmasına rağmen vakalar haftada %60 artıyor. Delta bu hızla giderse 9 haftada insidans 850 olabilir. Bu da günde 100 bin vaka demek dedi. Bu durumun ekonomide de kaosa yol açacağını savundu. Herkesi aşı olmaya davet etti ve aşı olmayı reddedenlere test mecburiyeti gibi bazı kısıtlamalar getirilebileceğinin sinyalini verdi. Bu kişilerin restoran, sinema ve stadyum gibi yerlere giremeyebileceğini belirtti. Bu hukuki açıdan mümkün mü diye sordular. Evet dedi. Devlet vatandaşların sağlığını korumakla yükümlüdür. Geçen sene birçok kanser ameliyatı salgın nedeniyle ertelendi diye konuştu. İçişleri Bakanı Seehofer'den hemen kendisine destek geldi. RTL'ye konuştu bakan ve bu aşı olmayanlara karşı bir ayrımcılık değil, olmayana saygı duyarım ama kalabalık etkinliklere sadece aşılıların katılmasına izin vermemizi de anlamaları gerekir dedi. Dünya Tabipler Birliği Başkanı Montgomery de Funke Medya'ya konuştu ve Helge Braun kesinlikle haklı, birkaç kişi aşı olmak istemiyor diye aşı olanların temel haklarını kısıtlamak için sebep yok dedi. Markus Söder de Braun'u destekledi. Muhtemelen belirli yerlere sadece aşılılar ve iyileşenler girebilecek, geri kalanlar test yaptırarak girebilecekler. Bu testler de yakında ücretli olacak. Böyle bir plan var gibi görünüyor ama uygulamada ne çıkar bilemiyoruz. Bekleyip görmek lazım. Çünkü siyasetçiler düne kadar aşı kesinlikle doğrudan veya dolaylı zorunlu olmayacak diyorlardı. Ama şunu da söylüyorlardı. Herkese aşı olma imkanı verilene kadar. İşte şimdi o dönem geldi ve dolaylı bir mecburiyet tartışması başladı. Karşı çıkanlar da var. Adalet Bakanı Lambrecht aşı zorunluluğunun hukuken mümkün olmadığını söyledi. Aşılanan, iyileşen ve negatif test sonucu olanlara eşit davranılması gerek dedi. Deutschland Funk'a konuştu ve genel bir aşı mecburiyetinin olmayacağını tekrarladı. Ayrıca aşı olmak iş sözleşmesi için de şart olamaz dedi. Armin Laschet de aynı görüşte NRV Başbakanı, Hür Demokrat Parti, FDP ve Sol Partili bazı isimler de öneriye karşı çıktılar. Federal hükümet önlemlerin arttırılmasını değerlendiriyor diğer taraftan. Sözcü yardımcısı Demler böyle devam ederse ek önlemler alacağını söyledi. Ne gibi önlemler alacağının değerlendirildiğini belirtti ama net bir tarih ve net bir önlem vermedi. Robert Koch Enstitüsü vakaların %10'unda virüsün bir tatil ülkesinden getirilmiş olması muhtemel diyor. Tabipler Birliği Başkanı Montgomery buna dikkati çekti. Rheinische Post'a verdiği röportajda zaten 4. dalganın içindeyiz. Her 10 günde bir vakalar 2'ye katlanacak. Aşısız tatilciler için karantina uygulanmalı dedi. Karlo Atterbach'ta tatil dönüşü vakaların artacağını savunanlardan, ayrıca yanlış negatif testlerin sayısının da çok fazla olduğunu dile getirdi. Aşılamayı arttırmak isteyen hükümet yine çocukları gündeme getirdi. Daimi Aşılama Komisyonu risk grubundakiler dışında kalan çocuklar için genel bir aşı tavsiyesinde bulunmuyor. Siyasetçiler baskı yapıyor ama komisyon direniyor. Yeterli veri olmadığı gerekçesiyle çocuklara aşı tavsiyesinde bulunmuyoruz diyor. Her gün bir siyasetçi kalkıp bilim insanlarına akıl veriyordu. Bugün CSU Meclis Grup Başkanı Dobrindt komisyonun kararını gözden geçirmesini istedi. Ben özellikle baktım, sosyoloji okumuş, viroloji profesörlerine akıl veriyor. Bu özgüven de toplumda sadece siyasetçilerde olan bir şey. Viroloji Derneği önemli bir açıklama yaptı. Açık havada buluşmak, parkta, kalabalıklarda spor yapmak risk oluşturmaz gibi bir algı var. Bu güven duygusu yanlış, maske, mesafe kurallarını unutmayın dedi DPA'ya konuşan başkan. Delta daha bulaşıcı, bu temiz havadayken de geçerli ifadesini kullandı. Yani açık havaya güvenmemek lazım. Berlin'de bir Türk genç kiralık ev ilanı için başvuru yaptı. Kendisine şirketten red cevabı verildi. Aynı ilana bir de Alman ismiyle başvurdu. Bu sefer evi görmeye davet ettiler. Bu zaten alışık olduğumuz bir şey. Ancak dava açtı ve mahkeme 3000 avro tazminat almasına hükmetti. Şirket tazminat ödeyecek, yani hakkımızı aradığımız sürece bu tip ayrımcılıkların da sonu gelecek. Tüketici koruma dernekleri var, ırkçılığa karşı mücadele kurumları var. Oralardan da bu gibi konularda destek almak mümkün.
Sırbistan gümrüğünde yine altın yakalandı. Bir Türk vatandaşının lüks aracında yapılan arabada değeri 27 bin avro olarak tahmin edilen altına el konuldu. Aracı durdurmuş gümrük yetkilileri. Yanınızda 10 bin avroya geçen miktarda bir şey var mı diye sormuşlar. Onlar da yok demişler ama işte X-ray diye bir cihaz var. Böbrekteki kum tanesini bile görüyor. Arabadaki vurma bileziği görmemesini beklemeyin. Zaten bileziklerdeki sınır 300 avro karayoluyla unutmamak lazım. Avusturya'da insidans 40'a yaklaştı. İspanya ve Hollanda'dan havayoluyla gelenler, ayrıca Kıbrıs Rum kesiminden havayoluyla gelenler artık PCR testi yaptıracaklar. Eğer aşılanmamışlarsa veya iyileşmemişlerse Türkiye'ye ilgili bir değişiklik yok. Başbakan Sebastian Kurz Bild gazetesine konuştu. Afganistan'da mülteci hareketliliği var. İnsanlar kaçmak zorundaysa Avusturya'ya, Almanya'ya gelmelerindense Türkiye gibi komşu ülkelere gitmeleri daha doğru dedi. Bu hasta ideolojiyi Avrupa'ya ithal etmek istemiyorum diye konuştu. Avusturya Türkiye'ye Afganistan'dan daha yakın. Afganistan nere, Türkiye nere? Komşu ülke diyor ama neresi komşu ülke? Bir de mülteci gelirse her ülke eşit sayıda mülteci almalı. Avusturya niye almıyor da Türkiye alıyor? Bir de akıl veriyor. Biz küçükken bu gibi insanlara senin baban muhtar mı derdik. Bir çocuk da bana bir gün hayır ama apartman yöneticisi demişti. Kursun da babası apartman yöneticisi olabilir. Belçika'daki sel felaketinde geçen hafta 37 kişi hayatını kaybetmişti. 10 gün sonra yine sel yaşandı ve Dinant ve Namur şehirlerinde maalesef yine büyük hasar var. Allah'tan bu sefer can kaybı olmadı. Leuven Üniversitesi bu tür yağışların aynı yerde sadece 100 yılda bir meydana gelebileceğini açıkladı ama artık 10 günde bir geliyor maalesef. Fransa'daki vaka sayıları 25 binin üzerinde, zorunlu aşı karşıtı protestolar sürüyor. Gösterilere ülke genelinde 160 binin üzerinde kişi katıldı. Ancak gösterilere rağmen anketlerdeki sonuç halkın %76'sının zorunlu aşıyı desteklediğini gösteriyor. En azından yapılan açıklamalar bu yönde. Fransa'da aşı sağlık personeline zorunlu yapılmıştı. Bir de sağlık kartı uygulaması başlatılıyor. Aşısı veya test sonucu olmayanlar restoranlara bile giremeyebilecekler. Önümüzdeki günlerde bu eleştiriliyor. Protestoların sebebi bu. Hollanda'daki vaka sayıları 4000'in altına indi. Ancak hastanelerdeki vakalar artıyor. Başbakan Rutte, düşüş iyi ama durum hala gergin diye konuştu. İngiltere'de de yeni bir mutasyon tespit edildi. BA621 henüz yaratıcı bir isim konulmadı. Sadece 16 kişide görülen bu yeni mutasyonun yurt dışı seyahat bağlantılı olduğu tahmin ediliyor. Avustralyalı bir firma ürettiği giysilerin virüs bulaşmasını önlediğini iddia ediyordu. Bu şekilde reklam yapıyordu. Mahkeme yaklaşık 4 milyon dolar para cezası verdi. İtalya'nın güneyinde de Calabria bölgesi var. Nüfustaki azalmayı tersine çevirmek istiyorlar. Nüfusları azalıyor. Yerleşecek olanlara 28 bin avro ödemeyi teklif ediyorlar. Ancak bölgede bir şirket kurmak veya bir işletmeyi devralmak zorunlu. 40 yaşından büyükler de başvuramıyor. Başvurusu kabul edilenler 90 gün içinde taşınacaklar ve İtalya'da ikamet edecekler. Kabul edenler başvurabilir. Bir taraftan mülteciler gelmesin, Türkiye'ye gitsin diyorlar. Diğer taraftan nüfus azaldı, gelene 28 bin veriyorlar. Tokyo'da olimpiyat oyunları devam ediyor. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı son olimpiyat şampiyonu Çin'i muhteşem bir oyunla 3-0 yendi. Türkiye'de yine birileri oyuncular şort giyiyor tartışması başlattı. Düşünsenize yani milli takım son şampiyonu yeniyor. Birisi bu kadınlar şort giyiyor niye diye soruyor. Normalde bunun gündem olmaması lazım ama maalesef bizde oluyor. Artık kadınları rahat bırakın. Kadınlar ne giyeceklerine kendileri karar verirler. Karışmak hiç kimsenin haddi değildir. Olimpiyatlar antik Yunan'da Olimpia şehrinde yapılan benzer müsabakalardan adını alıyor. İsim oradan geliyor ama sadece spor karşılaşmaları var artık. 1912'den 48'e kadar sanat yarışmaları da vardı. Resim, heykel, müzik, mimari, edebiyat gibi dallarda da olimpiyat madalyaları verilirdi. Hatta Stockholm'de Walter Winans atıcılıkta gümüş, heykelde altın madalya aldı. Macar yüzücü Alfred Hayos yüzmede altın, mimarlıkta gümüş madalya aldı. Mimari projesi de bir yüzme havuzuydu. Ancak sanat özgündür. Herkesin en sevdiği şiir, resim, şarkı farklıdır. Dolayısıyla değerlendirme konusunda sıkıntılar yaşandı ve 1948 Londra Olimpiyatları'nın ardından sanat madalyaları dağıtımına son verildi. Toplamda 147 madalya dağıtıldı sanat üzerine. En çok madalya alanlar Almanlar oldular. Bunu kaldırmakla aslında iyi yaptılar çünkü sanatla edebiyatta rekabet olmaz. Ben zaten yarışmaları genelde sevmem.
birilerinin kazanması için birilerinin kaybetmesine gerek olmamalı. Bu sistem, kapitalist sistem özellikle son yıllarda bizi hep rekabetçi olmaya zorladı. İşte onlardan iyi ol, onlardan daha iyisini yap. Aslında gerek yok. Hep birlikte elimizden gelenin en iyisini yapabilirdik. Avustralya'da bir şirket bunu denedi. Çalışanlarına ciddi performans ödülleri koydu. Bir süre sonra kaldırdı. Çünkü her çalışan tamam ödülü almak için çok daha fazla efor sarf etmeye başladı ama bu sefer de iş arkadaşlarından bilgi saklıyorlardı. İşbirliği yapmıyorlardı. Genel olarak şirket verimliliği düştü. Oscar Wilde'ın bir soru var. Dostun üzüntüsüne acı duyarsın. Bu kolaydır. Ama dostun başarısına sevinebilmek sağlam bir karakter gerektirir diyor. Oysa insan sadece kendine odaklansa daha mutlu olur. Ertesi gün bugünden biraz daha iyi bir şey yapabiliyorsak ne mutlu. Ama o öyle yapmış, bu böyle yapmış, bu şu evde oturuyor, bu arabaya biniyor gibi şeyler ve hasrete kıskançlığa neden olur ki bunlar da dünyanın en kötü duyguları. İnsanı mahveder ve hiç mutlu olamayız çünkü bunların sonu yok. Hep bir fazlası var. Iris Murdoch diyor ki bir çiçek asla yanındaki çiçekle rekabete girmeyi düşünmez. O sadece çiçek açar. İşte çiçek bahçeleri bu nedenle rengarenk, bu nedenle güzeldir ve insanlara bu nedenle huzur verirler. Hoşçakalın.